okuduğum ayetler Nahl suresinden 61, 62 ve 63. ayetler. Allah Azze ve Celle 61. ayette ki giriş kısmına önceki dersimizde başlamıştık. وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ Allah insanları zulümleriyle muahaze etse, zulümlerinden ötürü dikkate alsa, sorumlu tutsa, derhal işleme koysa, tölere etmese, halim davranmasa, zamana yaymasa, önceki dersimizde de konu ettiğimiz gibi bu tür ifadeler Cenab-ı Hakk'ın insanları zulümleri abarttıkları, ileri derecede zulüm işledikleri korkunç şeylerinden sonra ifade ediyor. Yani öyle bir reddiye gelmiş ki Allah Azze ve Celle buyuruyor ki eğer şöyle şöyle olmasaydı an itibariyle bunlar helak olurlardı. Hatta bizim ayetimizde مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّ onun üzerinde herhangi bir dabbe, herhangi bir canlı bırakılmazdı. Eğer Allah Azze ve Celle zulümlerinden ötürü bunları dikkate alacak, ciddiye alacak olsaydı. Cenab-ı Hak ne yapıyor? An itibariyle derhal ciddiye almıyor, derhal muahaze etmiyor. Zamana yayıyor, kişinin diğer zamanlarında daha müsterih, daha sakin, kendine geldiği vakitlerinde bundan pişman olup Cenab-ı Hakk'a dönüp vazgeçtiğini ifade etmesi, tövbe etmesi ve istikametini, gidişatını düzeltmesi için Cenab-ı Hakk'ın açtığı geniş bir fırsat aralığı var. Kulunu böyle bir demde yakalayıp öylece hemen kıskıvrak işini bitirmek isteyen bir kudretle karşı karşıya değiliz. Aksine kendine gelsin diye, düzelsin, ıslah olsun diye halim olan Allah Azze ve Celle ile karşı karşıyayız. O sebeple Cenab-ı Hak böyle kulların iyice azdıkları, dorukları zorladıkları vakitlerde de Allah Azze ve Celle eğer bir eceli müsemma olmasaydı, adı konulmuş bir zaman olmasaydı, önceden Cenab-ı Hakk'ın sözünü söylediği, kesinleştirdiği bir vakit bulunmasaydı, bunlar derhal yok edilirlerdi. Hatta bulundukları zemin, gökler, yer bütünüyle ortadan kaldırılır. Tek bir canlının yaşayacağı bir imkan, aralık, bir tek soluk nefes bırakılmazdı. Biz önceki dersimizde Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ifadeyi kullandığı yerde acaba kullar hangi düzeyde dorukları zorladılar ki zulümlerinde Cenab-ı Hak böyle bir ayet ile devam etti diye önceki ayete yoğunlaşmıştık. Ve orada demiştik ki Allah Azze ve Celle Cenab-ı Hak kendisi için el-meselul a'la'dan bahsediyor. Bu öyle bir tanım ki göklerde ve yerde sadece Allah Azze ve Celle'ye ait olan en yüce bir kademe aşağısının ondan düşük olduğu ve kendisinden daha bir kademe yukarısının da bulunmadığı el-meselul a'la. Burada Cenab-ı Hakk'ın zirveyi her şeyi otoritesiyle kuşattığı bir noktada işgal ettiği mutlak otoritesine gölge düşürecek, onu bu hususta başkalarıyla mevkidaş ilan edecek, kısmi de olsa bazı yetkilerini başkalarıyla paylaştıracak türden girişimler Allah Azze ve Celle'ye karşı korkunç zulümlere tekabül ediyor. Bunları kullar işledikleri zaman ona oğul isnat ederek, putları araya yamayarak, aracılar ortaya koyarak Cenab-ı Hakk'a karşı o yüce misalinde gölge düşürüyorlar. Allah Azze ve Celle de en yüce meselin kendisine ait olduğu gerçeğini vurguladıktan hemen sonra eğer insanları zulümlerinden ötürü Allah Azze ve Celle muahaze edecek olsaydı işte bu zulümlerinden ötürü muahaze ederdi. Onlar Cenab-ı Hakk'a kızları, melekleri kızları diye yamayarak kızları putlarında temessül ettiğini düşünüp böylece Cenab-ı Hakk'a yakınlaştıklarını ilan ederek Cenab-ı Hakk'a karşı korkunç büyük zulümler işlediler.
oğul isnat ederek büyük zulümler işlediler. Cenab-ı Hakk'ın katında kullar ile insanlar arasında ilahi vasıflara sahip, çeşitli ilahi yetkilere haiz kimseleri ilan ettiklerinde, bunu böylece kabullendiklerinde de yine aynı şekilde korkunç zulümlere bulaştılar. Eğer Allah Azze ve Celle'nin süreyi bekleyeceğim sözü olmasa, bunlar zulümlerinde bu şekilde ileri gittiklerinde yok edilirlerdi. Benzer ayetlerde mesela وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ artık iyice azıtmışlar ki gelip azabı acele ettiriyorlar. Nerede kaldı bu azap diye peygamberi önünden arkasından çarşıda sokakta ne zaman yakalasalar, hani sen bir azaptan söz ediyordun, gelmedi ya, nerede diye böyle ileri derecede istihza dolu, büyüklenen, taşkın tavırlar içerisine girdiklerinde de Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُسَمَّنْ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ eğer müsemma yani adı konulmuş bir ecel olmasa bunlara azap kesinlikle gelirdi. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ elbette bir gün gelecek. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً bir gün vakit dolduğunda geldiğinde onlar için ansızın karşılarına çıkarılıverecektir. Kulların Cenab-ı Hakk'ın sabrını zorladıkları mı desek? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bu ifadesi eğer şu söz olmasaydı yani öncesinden وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّ Rabbinden öncesinden sadır olmuş olan ve eceli müsemmaya yönelik tayin edilmiş yani adı konulmuş zamana değin, tayin edilmiş zaman için ayarlı bir vakit olmasa لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ onlar için azap imdi kesinlikle gelirdi demesi Cenab-ı Hakk'ın o amel karşısında, o cürüm karşısında tam azap ederdim ben şimdi bunları ama önceden söylediğim söz var gibi bir ifadeye karşılık geliyor. Bu esnada Cenab-ı Hakk'ın o deminki ifade belki ağır yani sabrının zorlandığı gibi bir ifade fakat açıkça ifade ediyor ki bu süreyi adını koyduğum zaman olmasaydı bunlar şu anki bu cürümleriyle an itibariyle bertaraf edilirlerdi. Bu o esnada onların en azından cürüm noktasında çok taşkın tavırlar içerisine girdiklerini gösterir. Bu önceki dersimizde söylediğimiz Allah Azze ve Celle ile ilişkili konularda Cenab-ı Hakk'a karşı zulümleri anlatan ifadeler bunlar. Artık kulların birbirleri arasındakileri geçtik. Cenab-ı Hakk'a karşı haddini bilmeyen, sınır tanımayan, Allah Azze ve Celle'yi aşağılayan girişimler. وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ne var ki Cenab-ı Hak insanları böyle zulümlerinden ötürü muahaze etmiyor. Bu büyük ve müjdeli bir haber. Yani Allah Azze ve Celle toleranslı davranıyor. Zamana yayan bir yaklaşım içerisinde. Zaten biz de bunu kendisinden diliyoruz. رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنْ نَس۪ينَا اَوْ اَخْطَأْنَا Rabbimiz bizi muahaze etme. Hemen dikkate alıp, ciddiye alıp bizi azap gönderme. Biz unuttuğumuzda da böyle اِنْ نَس۪ينَا اَوْ اَخْطَأْنَا hata ettiğimizde de böyle. Bize zaman tanı, mühlet tanı, güzellikle bizi terbiye et. Gerekirse ufak ufak azaplarınla çok canımızı yakmadan bizi yola getir. Ama illaki yola getir, ıslah et. Bizi senden ayrı, uzaklaşmış, köprüleri atıp Cenab-ı Hakk'a sırtını dönmüş, azmış ve haddi aşmakta sınırları zorlayan kimselerden eyleme. Bize kendini unutturma diye Cenab-ı Hakk'a yakarıyoruz. Bu ve bu anlama gelen ayetleri de bize öğreten yine Allah Azze ve Celle'dir. Muahaze etmemesini kendisine yalvartan da yine Allah Azze ve Celle. Ama kimi haddini aşmış müşrikler, kafirler neyi bekliyor? Ne diye duruyor? Hadi azap etse ya diye Allah Azze ve Celle'ye karşı bu türden meydan okumalara girişmişler. Bu Cenab-ı Hakk'ın o esnadaki halim olmasına karşı açılmış bir meydan okumadır. Meta hadal
vaat diye Kur'an'da sıklıkla gördüğümüz peygamberlere yönelik ne zaman gelecek bu azap? Ne vakit bu söylediğiniz azabın vakti ne zaman? Dün söyledin, bugün söyledin, yarın söylüyorsun ama bir türlü gelmiyor diye güya aciz bırakan, azap getiremezmiş gibi bir noktada onları çaresizlikle yüzleştiren Allah Azze ve Celle'ye karşı bir meydan okuma. Cenab-ı Hak tam bu noktada diyor ki yine biz bekleyeceğiz. Ta ki süre tayin edilecek, edilmiş olan süre yerini bulsun. Bu Cenab-ı Hakk'ın o tayin edilen süreden asla ödün vermediğini gösteriyor. Çünkü diyebiliriz ki eğer ödün verecek, ondan vazgeçip derhal işleme başlayacak olsaydı, işte tam da bu ayetlerde bahsedilen konularda Cenab-ı Hak ben eceli müsemma takdir etmiştim ama bu kullar acayip işler yapmaya başladılar. Ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor. Dolayısıyla ben bunu an itibariyle yok ediyorum, taşa çeviriyorum, imha ediyorum diye Cenab-ı Hakk'ın vazgeçtiği istisnai şeylerle karşılaşmamız icap ederdi. Halbuki tam tersi, bu benzeri konuların Kur'an'da tekrarlandığı 8-10 yer var. Bunların hepsinde Cenab-ı Hak ecel-i müsemmayı bekleyeceğini, onun dolmasını ilke edindiğini, gökleri ve yeri bunun üzerine yarattığını ifade ediyor. Yani yaratılış ve belli bir zaman üzere yaratılış. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُسَمَّى. Daha yaratılışın kodunda var bu. Hiç onlar kendi içlerinde düşünmediler mi? Gökleri ve yeri biz ancak hak ile yarattık. Yani belli bir anlam ile, abes olsun diye değil, boş yere değil, sebepsiz değil, mantıksız gerekçeler değil, çok anlamlı ve ciddi bir maksada hizmet edecek şekilde anlamına ilaveten göklerin ve yerin yaratılışını hemen eceliyle ilişkilendiriyor Cenab-ı Hak. Ve ecelin musemma illa bil hakki ve ecelin musemma. Dolayısıyla bu onun anlamıyla o kadar iç içe ki insan devam etmeyen, biten, sürekli sirküle olan, gelip gelenlerin bir taraftan dolarken diğer taraftan boşaldığı bu manayı görünce kendisini bu şeyin içerisinde nereye gidiyoruz sorusuyla karşı karşıya buluyor. Nedir bu işleyiş gelen gidiyor diye. Bu ecel-i müsemma en büyük tabelalardan bir tanesi. Allah Azze ve Celle tefekkür ettiğimizde göklerin ve yerin yaratılışını en temel parametrelerden bir tanesi de bu tayin edilmiş zaman. Bu o kadar önemli bir zaman ki مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ. Hiçbir ümmet ne öne alınır bu eceli açısından ne de geri bırakılır. Vakti gelince o an itibariyle kapatılır. وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابِ. İnsanları uyar, azap onları geldiği gün. فَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirler diyecekler ki رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ. Rabbimiz bizi yakın bir zamana değin ötele. Nucib da'vataka ve nettebi'ir rusul. Davetine icabet edelim. Resullere tabi olalım diye vakit geldiğinde, o sıkışık anda meleklerle yüzleştiklerinde kendilerine hiçbir müjdeli haberin gelmediği o tam hayal kırıklığı, inkisar, yıkılmanın yaşandığı anda Allah Azze ve Celle'den bir süreliğine ötelenme isteyeceklerini haber veriyor Cenab-ı Hak. Böyle bir ötelenme olmayacak. Uyar onları şimdiden ki o vakti dolan zaman geldiğinde insanlar imkanlarını o süre içerisinde tüketmiş olacaklar ve Allah Azze ve Celle sonrasını onları bırakmayacaktır.